Şimdi İyi Parti'de de bu konu bir deprem yarattı. Çok kısa Gürkan Acır bize olayı bir özetleyebilir mi? Neden e, disipline sevk edildi? İyi Parti'de nasıl? Arkadaşlar 1982'de kalkmış. Bak, e bak 80'den ben, sonra. Işte. Ya 82 anayasasından hani sonra işte. E ha, sen dedin ki 15 yıl öncesine kadar. Hasan abi. 82'den. 82'den. 2023'e kaç yıl var? 41 yıl önce. Bir, e, kenan, 40, evren, kenan Evren. Ah 41 armış. yıl önce. 15 ya, yıl önce. Olabilir de ya. 80 darbesinden sonra vardı yani şey. Yoktu. Yani. Kenan Evren kaldı. Ya 82 ana 80 darbesi 12 Eylül 80 Daha darbesi nasıl abi. tahkim edildi? Ta 12 Eylül Hafızadan rejimiyle yani ya, 10, abi, 82 sen, anayasasıyla ya bana şey, ben tarihçi değilim ama bunlar yani tam bir 82 60 bin lağvetti. Komple de yok etmek için bayramı da kaldırdı doğru. Yolu İyi Parti'de aslında. İstanbul depremi şimdi, var şimdi onu şimdi bir dönmemiz dakika. lazım. İyi Parti'de bu. çok şey var şimdi. Önce evet. bunlara bir gelelim. Ya bir son dakika haberi var ama. Vereceğim, vereceğim, vereceğim i̇şte onu ona gireceğim. izin verseniz. İyi Parti şimdi gideceğim. evet evet. Aa, onu şimdi önce saatte istersen şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Şimdi İyi Parti'de İki tane önemli çalkantı yaşanıyor. Daha doğrusu Mesaj üç, büyük, çalka sen, üç ha? büyük çalkantı yaşanıyor. Birincisi istifa eden vekiller <laughs> ve vekillerle ilgili iddiaların yarattığı bir deprem. Program başında söyledin. Evet. Taksim Meydanı'nda biz burada Adnan Bekir'i ağırladık. Adnan Bekir'in açıklamalarının yankıları halen devam ediyor. <laughs> Bu bir yer. İki, Adnan Bekir ve diğer istifa eden e, Ümitlik Bayır ve diğer vekillerle ilgili. İki, e, Şeyh Said ayaklanması ve onun bir bulvara verilmesi isminin bulvara verilmesinin yarattığı ikinci bir deprem var. O depremde de Ensarioğlu'nun oğlunun e, savunan, Şeyh Said'i savunan bir açıklamasının ardından Salih Ensarioğlu. Tamam Ensarioğlu dedim tamam. ben. Sadece. Yok, ben ise galip karıştı. Ben kendime söylüyorum. Evet ondan sonra e, o açıklamadan sonra e, konunun disiplin sürecine gönderilmesi ve ihracı krizi var. Üçüncüsü de bu akşam patladı. İşte Şimdi şu üçüncüsünden ekrandım. gelelim. Şunu bir okuyabilir miyim? Önce, önce bundan önce bir izleyicilerimizi aydınlatalım. Tamam. Şimdi sevgili izleyiciler, şöyle bir tablo vardı. İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Grup Meclis Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu, evet. grup başkan vekili vardı. İbrahim Özkan. İbrahim Özkan geçen hafta itibariyle... E, CHP ile işbirliğinin bozulmasından dolayı tepki mesajları atıyordu. Tepkim e, Teşkilata rağmen evet karar teşkilat olmaz, olmaz diye, diye Meral Hanım'ın aldığı kesin ve net tutuma karşı bir tavır almıştı. Açık bir tavır. Bunun üzerine İbrahim Özkan'ın istifası istendi e, şey tarafından e, genel, genel merkez, merkez tarafından, tarafından ve İbrahim Özkan istifa etmek durumunda kaldı. Sonra çok sonra, enteresan şeyler oluyor. Sonra bugün akşam saatlerinde bu arada şunu hatırlatalım. Şunu hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Parti'nin grubu 9 üyeden oluşuyor. Belediye Meclis Grubu. Belediye Meclis Grubu. 9 üye. Bugün yeni grup başkan vekili seçecekler. İbrahim Özkan gitti. İbrahim Özkan bağımsız olarak kaldı. Yeni grup başkan vekili seçecekleri sıra bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya 7 kişi katıldı. 1 ki, 8 kişi katıldı. Özür dilerim. 1 kişi katılmadı. Katılan 8 kişiden 7 kişi tekrar İbrahim e, Özkan'ı Özkan grup etmiş istifa etmiş olan İbrahim i̇stifa Özkan partiden, partiden değil grup baş grup başkan, başkan vekilinden istifa. Tabi. Partiden değil. Evet, grup başkan vekili olarak Tekrar İBB grup, e, grup başkanı başkan olarak, olarak, olarak yeniden, yeniden seçtiler. seçtiler. Yani özeti şu sevgili izleyiciler buraya kadar film devam ediyor çünkü ee, Akşener ve Genel Merkez Ekrem İmamoğlu'yu destekleyelim diyen bunu destekleyen İbrahim Özkan istifa edecek diyor. Evet. Ediyor. Fakat Genel Merkezin bu tavrına rağmen İyi Parti İBB grubu Özkan'ı yeniden grup başkan vekilliğine seçiyor. Bunun üzerine şimdi okuyacağım son dakika gelişmesi yaşandı. Evet. İyi Parti bir açıklama yaptı. Kamuoyunun dikkatine İyi Partimizin İBB grup başkan vekilinin istifası dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş. Meral Akşener diyor bu sözleri ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İyi Parti İBB meclis üyelerinin bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden grup başkan vekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir diyor. Kim? Saygılarımla Başkanı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun özür dilerim. <laughs> Meral Akşener dedim ben? Hayır hayır Yücel ee, Coşkun ama ne? neden Yücel Coşkun? Şunu söyleyelim. Ee, il başkanları Hı -hı. aynı zamanda o İstanbul veya bulundukları ildeki belediye meclislerinin doğal başkanı oluyor. Grup Zaten başkanı başkan, başkan vekili seçilmesinin evet. İbrahim Özkan'ın başkan vekili seçilmesinin sebebi meclis, de evet üyeleri... Sebe katılmıyorlar grup şey ama grup başkanı grup başkanı, grup başkanı il, grup il başkanı, başkanı oranın en yüksek e, siyasi evet. O evet. partideki en grup yüksek başkan siyasi için. ismi oluyor. Dolayısıyla... Yüce, millet genel evet, başkan gibi. Genel yani. başkan Çünkü gibi oluyor. Bir Diğerleri grup başkan vekili oluyor. Çünkü il Yücel başkanı Coşkun, belediye meclis e, görevli değildir. Tamam arkadaşlar bir saniye bir toparlayayım. <laughs> Yücel Coşkun Detailere da gireceğiz. İstanbul il başkanı olduğu için... Evet. Kendisinin grup başkan vekili olarak kendisini e, temsil eden... ...vekaleten temsil eden ismin... ...görevden alınmasına rağmen... ...kendine ait grup tarafından bir daha... Grup başkan vekili seçilmesi parti hiyerarşisine ve Harbi siyasal partilerin şey. hemen hemen öyle darbe lafını kullanmayı ben pek sevmesem de e, biraz öyle parti bir durum isyan. var. Parti içinde bir isyan şey başlatmak gibi. Biz gibi isyan. yolda gelirken Barış Hocamla beraber geliyorduk araçla. Evet. Aracın içerisinde bunu duyduğumuz andan itibaren dedik ki kronometreyi basalım. Bunlar dakikalar içinde görevden alınacaklar veya Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler. Nitekim de siz dedik. geldiniz, stüdyoya bir iki saat, iki, evet, evet, bir saat geçmeden iki tane bu iş oldu. Şimdi detay daha var Gülkan. Evet. Onları da hatırlatalım. Bir, Hı -hı. İyi Parti İBB grubu, hani dedik ya tekrar seçtiler e, Özkan'ı. Sonra da şöyle bir şey yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu karşısında aday adayı olduğunu açıklayan Suat Sarı'yı grup sözcülüğünden alıyorlar evet. ve yerine Bora Kılıç'ı atıyorlar. Şimdi hı hı. Bu bir detaydı. Şimdi hepsi birden görevden alındı. Ya yani daha doğrusu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Fakat bu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilenler arasında çok ilginç bir isim var. Fotoğraf hazırsa gelsin Sinancım. O fotoğrafı da verelim. İyi Parti İBB Grup Başkan Vekilinin eee ya bu ihraç edilenler arasında Akın Gürkan var. Kim Akın Gürkan? Tuzla Belediye Başkan adaylığını Akşener Partisi'nin grup toplantısında elini havaya kaldırarak açıklamıştı. Evet. Şimdi İyi Parti Tuzla Belediye Başkan adayını da ihraç ediyor. Böyle bir detay yakaladı Sinan. Evet. Tebrik Hı -hı. ediyorum. Sinan'a fotoğrafı da verelim. Daha bir hafta önce aday evet. ilan edildi. Evet. Bu arada İbrahim Özkan fotoğrafı. da Evet. İbrahim Özkan da iki kez öyle değil mi sevgili Gürkan Ağır? Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet, evet. Sancaktepe'de evet. belediye başkan adayı olmuş. Yani ülkücü gelenekten olup sonradan İyi Parti'ye gelen bir isim. Valla Sinan İBB depremi mi diyorsun? Depremi. Yani bu sefer soru işaretine galiba gerek yok. Hasan Öztürk. Ya İyi Parti ne oluyor? Her gün yeni bir istifa. Benim başım döndü artık. İyi Parti'de bugün de şu oldu. Daha Salih Ensarioğlu olayını sindiremeden bu şimdi böyle bir şey. Şimdi bütün İBB üyeleri kesin ihraç. Ama şimdi bak yapıyorum. bunlar üçü bence benim kanaatim üçü ayrı ayrı. Ayrı ayrı ama sonuçta yani dinamikleri ayrı ayrı. Şimdi görecek. burada burada İmamoğlu etkisi. Şimdi bu son e? olay İmamoğlu. Heh. Şimdi bak ben ne Gürkan Acıra atıf yapacaktım. Bana söz ee, verdiniz tam söyleyeyim. Tamam mi? Şu Jimmy'den söyleyeyim görelim. Yönetmenim Jimmy'den görelim. Şimdi az önce söyledim. Akın Gürkan bu fotoğrafta Meral Akşener'in elini kaldırdığı isim. Tuzla Belediyesi başkan adayı olarak partinin grup toplantısında açıklanmıştı. O da bu gece kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. İyi Parti'de deprem üstüne deprem. Bana evet. hiçbir şey demesinler. Vallahi deprem. Yani bunun artık başka bir adı yok. Hayır ne diyecek canım? Kim ne evet. diyecek? Hayır Şimdi yani geçen iyi parti hafta... burada parçalıyorsunuz filan demesinler deprem yok canım, gibi bize deprem. Neler diyorlar, geçen hafta, hafta evet. Yok. iki, siz zaten, iki siz sandalye zaten vardı. Değerler, ona demesinler. O tarafta evet. Şaban Sevinci'nin oturduğu yerde ben oturuyordum. Ve Gürkan Hacır ya yazdı ve sildi onun için okumak istemiyorum dediği bir tweetten bahsetmişti. Ha, benim mi yazdım? Ben, ben yok Ha, ha, sonra. ben ha, okudum. Ha, ha, ha. Aa tabii. Bir, Ekrem İmamoğlu Dur. satın aldı. Evet şimdi hayır İmamoğlu. Şey, İmamoğlu. İmamoğlu Hayır satın biliyorum aldı. ya bizden evet. ya, hayır, ya bir, şey, bir noktaya getireceğim. Tamam. Evet. İstanbul'dan bir milletvekili istifadeyi, İYİ Parten birisi sahibinden.com atıyor tweetini. Genel Başkanım onu söyledin sonra yazdı ama sildi. Onun için söylemiyorum. Dediği tweet'te de siz söylemiştiniz. Orada e, yazılan tweet'te Ekrem İmamoğlu satın aldı diye bir cümle. Şimdi arkadaşlar eee Meral Hanım ne diyor? Biz hür ve müstakil bir şekilde yerel seçimlere gireceğimiz kararını aldığımız günden bu yana ve bunu tartışmaya başladığımız günden bu yana partimize bir şey oluyor. Ben ne diyorum ki e, kara kedi girdi ya da bir el sarktı ve <laughs> İyi Parti'ye ve o el şu anda evire çevire bir takım imkanlarında Karak seferber... Karakiyedeki İmamoğlu İmamoğlu'yu partiyi mi karıştırıyor? Sefer, ben açık konuşmayı yok seviyorum. ya söyleyeceğim ya. Tamam. <laughs> ya dur soy, Ama bir, en son söyleyeceğim şimdi söyleyeyim bitsin mi? Tamam. Ekrem İmamoğlu iyi partiyi <laughs> Allah şpomu gibi atıyor. Bitti. Sustum. Susmayayım. Ben, hemen burada ha, Ama ben yani. hayır abi. Bir yere getirip bu cümleyi kuracaktım zaten. Lütfen ama getir. daha, ama daha, süs, gerçekten, diyerek, yok, gerçekten. Yok yok. Şey değil. gerçekten. İyi Parti hani toplama bir parti midir meselesini konuşuyoruz. İyi Parti'de evet. farklar yani kanatlar var. İşte milliyetçi kanat var. Başka kanatlar var. Şu merkez sağdan gelen var, merkez soldan gelen var falan falan falan. Bir sürü yani yeniden konuşmaya gerek yok. Ama burada burada özellikle 2019'dan sonra yani yerel seçimlerden sonra şey Saraçhane'yi hatırlayın. Hani niye gitti tartışmaları yapılırken Partimin içine karışma demişti Kemal Kılıçdaroğlu. sayın Akşener çıkmıştı e, anını karıştırdım değil de çarparım çarparım ben se kendi seçtirdiğim e, belediye başkanı desteğe gitmeyeceğim de nereye gideceğim diye verip veriştirmişti yani kendisine ait bir belediye başkanı olarak gördüğü Ekrem İmamoğlu kendisine ait olduğunu düşündüğü İyi Parti'nin içerisinde şu anda böyle e, e, benim dediğim olmuyorsa mesela İyi Parti bana İstanbul'da destek vermeyecekse siz müstakil olarak girecekseniz ben de o partinin içini boşaltırım diyor ve yapıyor.